Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri çok önemli süreçlerdir. Hem ilçe kongreleri, il kongreleri, kurultaylar, ilçeler ilçeye, il kongreleri ilde ve kurultaylara Türkiye'ye damga vuran önemli dönüm süreçleridir. Bu noktada da ilimizde bence tarihi bir süreci, ilçe kongresi ve il kongresi sürecini yaşıyoruz. Ben bütçe görüşmeleri de devam ediyordu. Talihsiz bir şekilde bütçe görüşmelerine denk gelen ilçe kongreleri olmasına rağmen konuşmamı yapıp görevi bitirdikten sonra gelip yetiştim. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz kongrelerine katıldım. Bugün Bodrum'dayım. Elimden geldiğince de az çok beni tanıyanlar bilir. Hep örgütün içinden çıktık geldik. Bulunmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de en net bir şekilde sorunları ortaya koymaya çalışıyorum, mücadele ediyorum. Bunu da neden öncelikle girişte belirttim? Arkadaşlar önümüzde bir hasta var. Bu hastayı ayağa kaldırmakla ilgili sorumluluğumuz var. Ve bu noktada da hastalığı doğru teşhis etmemiz, buna göre de doğru tedavi uygulayabilmemiz gerekiyor. Bunu özellikle Muğla ile ilgili kısma geldiğimde daha tane tane, sakin bir şekilde anlatacağım. Çünkü diğer kongrelerde anlattığım yerlerde ufak tefek alıntılar yapılarak bazen farklı yorumlara sebep olabiliyor. Tamamen partimizin daha iyi olabilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'da eskiden olduğu gibi tekrardan şahlanarak ayağa kalkması adına bunu yapıyorum. Yapmaya da çalışacağım. Bu parti bilincinde olan, Muğla'sını seven, partisini seven bir kardeşiniz olarak. Çok değerli dostlar, biliyorsunuz bütçe görüşmeleri devam ediyordu. 20 günlük bir süreç, komisyon süreciydi. Gerçekten Türkiye açısından o bütçe görüşmeleri de önemli oluyor. Hem daha önceki bir yıllık süreç değerlendiriliyor ve daha sonraki Türkiye'nin geleceğindeki bir yıl orada planlanıyor. Ve basının da gözü orada oluyor. Oradaki çalışmalarımızı devam ettirdik. Ve hem ilimizle ilgili hem de görevlendirdiğimiz konularda dilimizin döndüğü sorunları anlattık. Maalesef yeni sistemde bakanlar sadece bir gün meclise gelmekle yükümlüler. Kendi bakanlık bütçeleri görüşüldüğü gün. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyorsa o gün geliyor. Onun dışında o bakanı zaten biz göremiyoruz. İşte kendi vekillerine gördüğü tek gün o gün maalesef arkadaşlar. Bu da mücadele ettiğimiz ana konulardan bir tanesi. O tek adam rejimi, o saray sistemi maalesef mücadele edip tekrardan denetlenebilen o parlamenter sisteme dönmemiz gerektiğinin en somut göstergesi bu yaşadığımız şu 1,5 yıllık süreçte. Dediğim gibi bakanlar gelmediği için bırakın muhalefet vekillerini, kendi vekilleri bile ulaşamıyor. Vatandaş nasıl ulaşsın? Yerel yöneticisi nasıl ulaşsın? Muhtar nasıl ulaşsın? Bu noktada mücadelemiz işte bu tek adam rejiminin yarattığı, o önceden olan yasama yürütmenin yargının ayrı olduğu, şimdi tek elde toparlamaya çalışan bu sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bu tek adam rejimi ülkeye çok büyük zarar verdi çok değerli dostlar. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Son zamanlarda da somut olaylar da ortaya çıktı. İşte bu Ermeni soykırım yasa tasarısıyla ortaya çıktı. Daha önce defalarca girişimde bulunmuş olmasına rağmen geri çektirilme bir şekilde lobi faaliyetleri yapılmıştı. Ama tasarı orada Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylandı. Nerede çıktı? O mektup kriziyle çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişiye ahmaksın sen diyecek derecede mektuplar yazıldı. O mektubu aldık cebimize koyduk. Ama şunu yapamadılar. Zamanında İsmet İnönü'nün gibi o mektubu alıp onların başına çalamadılar arkadaşlar. Maalesef o yürekliliği, o cesaretliği gösteremediler. İşte böyle acı günlerden geçiyoruz. Yetmedi arkasından yaptırımlar. Yakından takip ediyorsunuz. O işte sarayın çevresinin doyurmakla bitiremediği o yandaşların mal varlığının araştırılması tehlikesi. Ödleri patlıyor, korku içerisindeler. Buna karşı işte o tutmuşlar zincir ellerinde istediği gibi oynatıyorlar. Böyle acı günlerden maalesef geçiyoruz. Milli değerlerimiz peşkeş çekiliyor. Milli değerlerimiz yok ediliyor maalesef çok değerli dostlar. Ekonomik olarak çünkü bitmiş durumdayız. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Bakın bunun somut göstergesi de Bodrum'da da yaşıyoruz. Bodrum Devlet Hastanesi son ne aşamada kalmıştı hala herhalde duruyor değil mi? Atıl bir şekilde duruyor. Aynı şekilde gelin Seydikemer'de Antalya'yı birbirine bağlayan o gene yandaş şirketin Bayburt İnşaat'ın yaptığı bir büyük tünel var. %70'i bitmiş ama ödenek olmadığı için o Kocabel'deki tünel yarım kalmış durumda. Ödenek yok çünkü devletin kasasında para yok. Ne yaptılar o yüzden?
Toparlayabildiğiniz kadar para toparlayın diyorlar. İşte trafik cezaları kesin. İmar affından para toplayın. Bedelli askerlikten para toplayın. Bunun gibi yöntemlerle para toplamaya çalışıyorlar. Günü kurtarmaya. Ne yapıyorlar? Vergiler. İşte turizmci dostlarımız vardır. Burada geçenlerde başkanımla ticaret odaları toplantı yaptık. Konut vergileri. Lüks bir takım işte evlerle ilgili konutlardan konaklama ve konut vergileriyle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ama gene topladıkları paralarla yandaşlarını kurtarmaya, yandaşlarını da zengin etmeye çalışıyorlar. İşte son örneği de o Simit Sarayı ile ilgili yaptıkları girişim. Ama bir yerim adım atılmadı. Tabii bunların klasik taktiği uykuya alırlar, gene akıllarına koydularsa gündeme getirirler. Aynı şekilde dikkatli şekilde bu süreçleri hep takip ettik, etmeye devam edeceğiz. Başka ne yapıyorlar? Yeraltı kaynaklarımızı satarak gene günü kurtarma çabası içerisindeler. Bunun onlarca yüzlerce örneği Türkiye'nin her yerinde var. Ben göreve geldiğim günden beri özellikle bölgemizdeki bu yeraltı talanına, yerüstü talanına karşı nerede bir eylem varsa daha önceki yaptığım gibi gençlik kollarına bilen, bilir beni ilgilenen meclis sürecinden sürdürüyoruz. Nerede yaptık mesela? Murat Dağı'nda. Kütahya Uşak sınırlarındaki Murat Dağı bölgenin su deposu. Civarındaki 8-10 ilin içme su kaynakları oradan geliyor. Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, Denizli'ye kadar. Yaklaşık 10 milyon kişi ilgilendiren bu Murat Dağı'nda siyanürlü altın aramaya izin vermişlerdi. Uşak vekilimiz dava açtı, gittik orada tavırlar koyduk ve şu anda geri adım atması aşamasına geldi. Ne yaptılar? Salda Gölü'nde millet bahçesi yapmaya çalışıyorlar. Ayakla basmaya kıyamayacağın yere millet bahçesi. Neymiş proje? Etrafında bisiklet yolları olacakmış, konaklamalar olacakmış. Gene aynı şekilde oradaki örgütümüzün açtığı davalar, eylemlerde bulunduk. Gene bu değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Neredeydik? Manisa'da, Hacı Bektaş'ta jeotermallere karşı eylemlerin içinde olduk. Niye? Oradan çıkan çünkü o suyun artıklarıyla oradaki üzüm bahçelerinin zarar verildiğini Aydın'da olduğu gibi gördük. O mücadeleye destek verdik. Niye bölgeyi anlatıyorum? Yavaş yavaş Muğla'ya geleceğim. Aynı saldırı üst düzeyde Muğla'da da var arkadaşlar. Her yerde var. Yatağan da var. Milas da var. Termik santral. Dünyanın artık vazgeçtiği bu yatırıma özelleştiriyorlar. İtalyan bankasından para bularak ben de 30 yıl daha burada kömür çıkarmaya devam edeceğim. Çok değerli dostlar, o kömür havzaları ve oradan çıkan o kömür, daha sonra oluşan küllerin Rodos'a kadar gittiğini birçoğunuz biliyorsunuz. İçinde civa madde var. Bu denize karışan madde ne kadar tehlikeli ama biz o denizde yüzüyoruz. Balık çiftliklerimiz var. Yani ölüyoruz arkadaşlar. Böyle bir tehlikeyle karşılayız. Milas başkanımız, arkadaşlarımız burada. Çamköy'de, İkizköy'de köylüler direniyor. Sizden destek bekliyorlar. Ben elimden geldiğince her zaman onlarlayım. Desteğe ihtiyaçları var. Yatağında daha önce istimlak edilen köyler, şimdi tekrardan aynı köylere istimlak yazısı geldi. Köyler yerinden edinmek isteniyor. Toplantılar yapıyoruz köylü teyzelerimizle. Elinde zeytinyağı ile geliyor. Zeytinimiz gidiyor diyor. Onu da bırak oğlum diyor. Ağlıyor. Mezarım nerede olsun onu bilmek istiyorum diyor. Böyle bir büyük mücadele içerisindeyiz. Karabağlar Yaylası. Muğla'yı bilen vardır. Menteşe'de. 15 yıl orada yaşadım. Avukatlık yaptım. Eşim oradan. Karabağlar Yaylası kentten aşağıda çukur olan tek yayladır. Böyle yayla örülcesi vardır. Yayla kavunu vardır. Göç çiçeği vardır. Ve kentin nefes aldığı yerdir. Bundan birkaç ay evvel bir baktık iş makineleri geldi. Ne yapıyorsunuz siz? Kömür arama sahası ilan edilmiş. Bu doğal arkeolojik sit, doğal sit olan bölge kömür arama sahası. Ne yapacaksın? Bulursam kazacağım. Yok öyle bir şey. Eylemler yapıldı, direniş. Belediyelere sorduk. Herhangi bir yazışma da yok maalesef. Geri adım atıldı. Şimdi iş makinelerini takip ediyoruz. Göktepe'ye doğru çıktılar. Nereden buluruz diye. Soru önergesi verdim. Bakanı bulduğum yerde yakalıyorum. Şimdi şey yapıyoruz. Randevu istedik. MTA'dan değişmiş adı petrol aramaları olmuş. Heyetle oraya gideceğiz. Kendi konseyiyle ortak çalışma yürütüyoruz. Dediğim gibi saldırı devam ediyor. Nerede devam ediyor? Bu sarayı yaptıkları Marmaris'teki Otluk Koyun'da jeotermal arama sahası ilan etmişler. Herhalde saraydaki sultan hanımefendilere şey yapacaklar, onlara kaplıca mı yapacaklar veya sıcak su verecekler. Bunun çabasındalar. Bunu da gündeme getirdik. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Nerede mücadele ediyoruz? İztuzu plajında ediyoruz. Takip etmişsinizdir. İztuzu plajına dünya harikası yer kaplumbağa hastanesi yapmak istiyorlar arkadaşlar. Yani o kadar trajik, o kadar acımıyorlar ki ya. Orayı mı buldun kaplumbağası? Evet karettalar geliyor. Al onu Dalyan'da yap. Kent merkezinde yap. Yapma demiyoruz. Projeyi inceliyorsunuz. 20 dönüm alan, içinde 1000 metrekare balık alan ne var burada? Hayır.
Orada da mücadelemizi sürdürdük. Yine yükselttik sesimizi. Şimdi geri adım attılar. Bir proje yarışması yapmışlardı. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelebekler Vadisi, bunun gibi onlarca işte Muğla'mızı talan ettikleri projeler var. Buna karşı elimizden geldiğince mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü hep söylüyorum, bu topraklara borcumuz var arkadaşlar. Ben Köyceğizliyim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Benim babam portakal üreticisiydi. Portakalları sattı, beni okuttu. O yüzden benim bu topraklara gerçekten borcum var. Ömrümün sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. Tabii bu yerel mücadeleleri sürdürürken arkadaşlar, ben aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'ndayım. Kısaca ondan da bahsedeyim. Çünkü seçtiniz, oy verdiniz, kimsiniz, ne yapıyorsunuz merak ediyorsunuz. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'ndayım. Çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Her ne kadar o fasıllar kapansa da elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz. En son mesela geçen hafta 10 gün önce İngiltere Büyükelçiliği davetlisi olarak orada bulunduk. Yine yeni seçimleri değerlendirdik. Yine takip etmişsinizdir. Şimdi alınan o yeni seçim sonucundan sonra Ocak ayında Brexit anlaşmasının onaylanması söz konusu. Yani ne demek? Avrupa Birliği'nden İngiltere çıkacak. Bu neden önemli? Ülkemizi de çok ilgilendiriyor. Tekrardan oturup o siyasal, ticari anlaşmaların tekrardan değerlendirilmesi gerekiyor. Mal satıyoruz, ticaret yapıyoruz, turizm yapıyoruz. Bu noktada önemli çalışmalar hem partimiz adına hem ülkemiz adına yapılması gerekiyor. Bunun dışında bölgemizde dediğim gibi birçok gelişmeler yaşanmakta. Tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi Suriye konusu. Partimiz bizi değişik illerde özellikle vekil olmayan doğu illerinde görevlendirdi. Ben 2-3 defa Kilis iline gittim arkadaşlar. Kilis ilinde önce sivil toplum örgütü temsilcileri, daha sonra da akil insanlarla görüşerek oranın sorunlarını tespit ettik. Birkaç not da oradan vereyim. Zaten biliyorsunuz 5 milyona yakın Suriyeli var ülkede. Büyük problem büyüyerek devam ediyor. Kilis'te 130 bin Türk vatandaşı var. 130 bin kayıtlı Suriyeli varmış. 20-30 bin de kayıtlı olmayan varmış. Bakın gelinen tabloya arkadaşlar. Ve birçok sektörü ellerine geçirmişler. Neymiş? Çerez sektörü ellerindeymiş mesela. Manav sektörü ellerine geçirmişler. Daha dramatik bir not. 6-7 tane kuyumcu Suriyeli işletiyormuş. Daha dramatiğini söyleyeyim. Bunlar vergi vermiyormuş arkadaşlar. Vergi kaydı yok, Bağkur edemiyor. Şimdi burada bir sürü esnaf arkadaşımız var. Bağkur'umu ödeyeyim, stopajımı ödeyeyim diye canhıraş mücadele ediyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza bakalım diye. Ama orada Kilis'te maalesef 6-7 tane Suriyeli kuyumcu işte hayatını idam ettiriyor. Bu şartlardayız maalesef arkadaşlar. Gerçekten ülkemizi işte o tek adam rejiminin getirdiği o yandaşlarının onları zengin etmek adına ortaya koydukları proje bu. Bizler de elimizden geldiğince Cumhuriyet Halk Partisi partimiz altında, altı oklu bayrağın altında mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmek zorundayız. Şimdi bu noktada da gelinen nokta vahim. Tabii ki iyi irdelenmesi gerekiyor ama son 1-2 yıldan beri yürütülen akılcı politikayı da görmemiz lazım. Gerçekten bu noktada hem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve demokrasi inanmış bütün güçler bu işte tek adam faşist düzenine karşı bir tavır geliştirmiş durumdalar. Bunun da somut örneği 31 Mart'ta gözüktü. Bu nerede gözüktü? Mersin'de gözüktü, Hatay'da gözüktü, Antalya'da gözüktü, Kırşehir'de, Bolu'da, Ankara'da, İstanbul'da gözüktü. Bu az önce de söylendi. Genel iktidarın bir ayak sesidir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz, çok akılcı tespitler, projeler yaparak, vatandaşa dokunarak, dokunan projelerle geleceği planlamamız, programlamamız gerekiyor. Hem o yerel yöneticilere hem de genel merkezimize büyük görev düşüyor tabii ki bizlere de. Şimdi buradan da Muğla'ya geleceğim arkadaşlar. Muğla'mız çok büyük saldırı altında. Bu altı oklu bayrak Muğla'da kaldı, kalmaya devam edecek. Ama sıkıntılar var. Bakın bu kısmı dediğim gibi tane tane çok da özellikle tabii ki ülke kısmı ama bizim yapacağımız önümüzü süpürmek. Muğla'da sıkıntılarımız var. 31 Mart'ta tabloyu kısaca şöyle çizecek olursak 13 ilçemizin 7'sini kaybettik. Maalesef. Şimdi 2018 seçiminden bugüne gelelim. 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu nedir Muğla'da baktığımızda? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 270 bin oyu var. 100 bin İYİ Parti'nin oyu var. 40 bin de HDP'nin oyu var. 270 bin. Biz bu 3
İki parti ittifak yaptık. HDP'de aday çıkarmadı. 270 bin. 100 bin İYİ Parti 370. 40 bin de HDP yaklaşık 400 bin civarı bir potansiyele hedefleyerek seçime çıktık. Peki biz kaç oy aldık arkadaşlar? 215 bin oy aldık arkadaşlar. Bu zaman zaman unutuyoruz, şöyle geriye dönüp bakmayı unutuyoruz rakamları. 215 bin oy aldık. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye bağlanacak. Bu yöneticileri de eleştiriyorum. Basın da alıyor, bazıları çekiyor işte şunu eleştiriyor. Bakın bu değil. Yani yöneticiler anlamında. Ben 5 yıl il genel meclisi yaptım. Biz o zaman Türkiye'de 4 tane tek CHP'li iktidar olan il genel meclisi grubuyduk. İşte Muğla vardı, İzmir vardı, Trakya'da bir 4 ildik. O dönemde biz Muğla'nın köylerine ciddi hizmet etmiştik. 40-50 yıl sonra kırsala Cumhuriyet Halk Partisi imzasıyla hizmet gitti. Parti yaptık, altyapı yaptık, köy konağı yaptık, birçok hizmetler verdik. Belli bir şeyin altyapısını hazırlamıştık. Bu kırsalı, Muğla kırsalını iyi bilen bir kardeşinizim. Şimdi bu kadar hizmetler yapıldı. Sonucunda elimizde 9 ilçemiz vardı. Büyükşehir'i kazanmıştık. Ve bunu arttırmamız gerekiyordu. Bu noktada işte sıkıntılar yaşandı. Hep şunu söyledik. Büyükşehir yasası yanlış bir yasaydı. Dün de örnek verdim. 40 beden bir vücuda 36 beden elbise giydirmeye çalışıyoruz. Nereden çekerseniz yırtılıyor bir tarafı, açılıyor. Bunu hep eleştirdik. Dava açtık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama elimizde buluşsak da bunun gereğini yapmamız lazım. Zorlanıyor muyuz? Zorlanıyorduk. Bodrum'undan Fethiye'ye kadar 500 kilometrelik bir karayolu var. Kolay değildi. İşte bu noktada sorunlar başlamıştı. İlçelerimizde problemler yaşıyorduk. İlçeler hizmet etmekte zorlanıyordu bütçe olmadığı için. Bu sıkıntılar devam etti ve benim gördüğüm aday tespiti, ilçe belediye başkanlığı aday tespitinde de çok büyük yanlışlıklar yaptık. Çok büyük yanlışlıklar yaptık. Bu husus zaten bizi yormuştu. Yeni Büyükşehir Yasası'ndan dolayı kaynaklanan problemlerden uğraşırken, mücadele ederken kendi kendimize bir de aday sorunu çıkardık. Bu noktada ben şunu önerdim. Yani bu süreçle ilgili çok mütalalar edildi. Ben elimden geldiğince il bazında, genel merkezde çok farklı ilişkilerle girişimlerde bulundum. Herkes topu başkasına atıyor. Ben sorumlu değilim, o ben sorumlu değilim. Yani gidiyorsunuz, hay ben yapmadım orası diyor. Orası yaptı. Gerçekten hala işin içinden çıkabilmiş değilim. Farklı bir güç geldi, sanki müdahale etti Muğla'ya, böyle aldı. Bu hale getirmesi için uğraştı. Ben bir takım şeyler sezmiştim. Rahatsızlıklarım vardı. Öne çıkarılmaya çalışılan kişilerin risk alabileceğini. Neden dolayı? O kişilerin kötü olduğundan değil. Bakın yani buradan çımbızla çekilip o kişi kötü demiyorum ama yeni yapılanmanın sıkıntısı vardı. Çok güçlü durabilmeliydik. Başka şeyler düşünerek planlanmamalıydı. Bu noktada benim hep düşüncem, önerim şu oldu. Zaten sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıyı en kolay atmanın, daha kolay atlatmanın yöntemi ön seçimdi. Ön seçimdi. Örgüte bu sorumluluğu verebilirdik. Bizim örgütümüz bunu hep bugüne kadar aşmıştı. Ben bunu danışmalarda da anlattım. Yatağında çözebilirdik. Ortaca'da çözebilirdik. Köyceğiz'de çözebilirdik. Ula'da çözebilirdik. Ama sorumluluğu almayı tercih ettik. Ve alırken de dediğim gibi kişiler üzerinden konuşmamaya çalışıyorum. İlkesel bazı şeyler koymaya çalışıyorum. Bu sıkıntılı tabloda 5, yanlış hatırlamıyorsam, mevcut belediye başkanını aday etmedik. Yani tercihen olabilir, bir iki değişiklik olur ama o ana duvarda bir taşı değiştirmek isterseniz o kolay olabilir, iki taş. Ama siz birkaç tane taşı aynı anda çektiğiniz zaman o duvarın çökme riski vardır. Bu gözüküyordu. Tedbir alınması da inanın bir yıldan beri, yani geçen sene bu Aralık aylarından beri büyüklerim biliyor, çok çabaladım. Dikkatli olmamız lazım. Mümkünse sorumluluk almadan örgütümüzle bunu çözelim. Dediğim gibi o büyükşehir yapılanmasından sonra, yani burada kimseyi de kişisel eleştiri anlamını anlatmıyorum. Daire başkanlarımız var. Emek veriyorlar, mücadele. Hepsini birebir tanıyorum. Çünkü Muğla merkezde 15 yıl oturdum bürokrasinin içinde. Hepsini tanıyorum. Ama onları da aşan konular oluyordu. Bakanlıklarla ilgili sorunlar oluyordu. İnsan malzemesinden sorunlar. Gelen personel yeteri kadar belediyeciliği bilmiyor. Bu sorunlarla boğuşurken kendi kendimize
bir de aday sorunu çıkarttık. Bu noktada dediğim gibi merkeze şeye aldık sorumluluğu ve bu büyüyerek devam etti. Şimdi bu süreç yaşandı, sıkıntılar ve arkasından da şu anlattığım tabloyu sakin sakin, telaşsız bir şekilde nerede hata yapıldı gelin. Eskiler, yeniler, kırgınlar, küskünler, gençler, kadınlar bir araya gelelim, konuşalım demek yerine neyi seçtik biliyor musunuz? Partiden atalım. Partiden kovalım. Bunlar hayır, bunları Allah kahretsin. Bu değil arkadaşlar ya. Yani bu çözüm değil. Ben bunu dün de anlattım. Ben ceza avukatlığı yapıyordum. Birçok olay olduğunda gece anında emniyete gideriz. O emniyettekiler önce aile içi ise veya yakın kavga çözülebilecekse çözmeye çalışın. Gidin bir uzlaşın madem der. Aranızda konuşun der, çözmeye çalışın. Hemen tutanaklara geçirtilmez. Yıllarca dün yine örnek verdim. Amatör spor kulüpleri, ASKF'nin disiplin kurulu üyeliği yaptı. Bütün Bodrum'da Fethiye maçlar önümüze geldi. Kavgalar, dövüşler önümüze geliyor. Mümkün mertebe o futbolcu arkadaşların 4 maç, 5 maç ceza veriyor. Top oynamasını öncelik almaya çalıştık. Yani bu çocuk bir maç, ayda bir hafta cezasını alsın. 4-5 maç çok uzun olur. Oynamaya performansı düşmesin. Buna çabaladık. Veya kulüpleri işte para cezası kesebiliyorsun sağ kap. Onları yok etmeye çalışmadık. Yine kazanmaya çalıştık. Yani temel felsefenin bu olması gerekir ki sen. Nedendir? Kim yaptı diye sordu. Şimdi birazdan konuşulacak. İşte şundan yaptık, ben yapmadım. Bunlar yapılıyor. Ben çünkü benden sonra konuşmacılar oluyor diğer şeylerde de. Bir takım işte nutuk, ben de bilirim. Allah bu ayları kaysa onların yüzünden olur. Bu değil arkadaşlar. Yani yapmasınlar. Bunu ben buradaki benden sonra konuşmacılardan da rica ediyorum. Bunu bakın Ortaca'da yaptılar. Kaç gündür Ortaca kaynıyor. Orada da sıkıntılar oldu. Yaşandı. Ortaca Belediye Başkanı kırıldı. Toplantı yaptı. 1500 kişiyle arkadaşlar beni aday etmediler. Siz ne diyorsunuz ben onu yapacağım dedi. Başka partiye gidelim. Devam. Tamam mı devam dedim. Devam mı dedi. Devam deyince gitti Demokrat Parti'ne aday oldu. Adam yok partiden 7000 oy aldı. 7000 CHP olarak biz aldık. 9000 ise Cumhur İttifakı MHP seçimi aldı. Şimdi kalkıp biz orada da seni Allah kahretsin bunu dediği zaman o 7000 tane adamı kırıyoruz. Yapmayın. Bakın rica ediyorum. Ben dün de rica ettim. Dalaman'da da rica ettim. Çıkacaklar inşallah yapmasınlar. Bu duyuluyor. Bir kişi duyuruyor. O sosyal medyadan yazıyor. İnsanlar o 7000 kişi Ortaca'da benden sonra il başkanı arkadaşımız bunu yapandı. Çıkıp bunu abi ders almamışlar dedi. Ben de bir gençler toplandı. Ders almamışlar mı abi dedi. Dedirtmeyelim. O 7000 kişiyi öyle veya böyle verdiyse yani o bir şey söylemeye çalışırken çok büyük zarar veriyoruz partiye. Yapmayın büyüklerim. Yapmayın. Çok emeklerle bugüne kolay gelinmedi. Yani o kadar örnekler var ki işte faşistin elini kaldırdı, bir şey kullanıldı. Faşist dedi adam. Ve Vans'a aday olan adam 160 bin oy aldı. Şimdi ne yapıyoruz? O 160 bin kişiye bir şey yapıyor. Neden? O 160 bin kişiyi kazanmayacağız mı? O Ortaca'daki 7 bin kişiye ihtiyacımız yok mu? Lütfen. Yani bu dilden, bu anlayıştan vazgeçin. Gelin nasıl el kaldırın. Eskileri kucaklayın. Dün bu konuşmayı yaptım, ben yapmıyorum diye bir şey söylendi. Kim yapıyorsa, lütfen rica ediyorum, bakın bu tarihi derken de başta bundan söyledim. Hastalığı doğru koyalım, bu kongreler önemlidir. İşte Bodrum Kongresi de önemli. Bu genç ülkesinin bayrağını, altıoklu Mustafa Kemal Atatürk seven kardeşiz bu uyarı buradan yapıyor arkadaşlar. Yapıyor. Sizden ricam bu uyarıya dikkat ve alın. Çok büyük, daha büyük tehlikeler var. Bakın çünkü adamlar Otluk Koyun'da anlattım geçenler. 7 tane o belediye başkanını topladılar. Muğla ile ilgili çok önemli kararlar aldılar. O anlattığım İstuzu plajını yıllardır biz CHP'li belediyelerle talep ettik. Alamadık. Şimdi o MHP'li belediyeye verdiler. Kavaklıdere'ye doğalgaz getiriyorlar. İşte Milas'a getirmek üzereler. Köyceğiz'de cezaevini yıktılar gençlik. Yani bu tarz daha büyük, büyüyerek gelecek o saldırı. Az önce anlatıldı, genel başkanımız herkesi kucaklamaya çalışıyor, açmış kolunu. Sen de gel diyor, Saadet Partili arkadaşım sen de gel diyor, İYİ Partili, MHP'li, mülkücü. Gelin arkadaşlar buluşalım hep beraber diyor. Biz kalkıyoruz Muğla'da kendi öz evlatlarımızı kafasına sıkıyoruz arkadaşlar. Olabilir mi? Bunu kabul ediyor musunuz arkadaşlar? Yapmayalım. Gelin buluşalım, buluşalım. Muğla sevgisinde, insan sevgisinde buluşalım, bunu yapalım lütfen. Sizlerden ricam bu. Dediğim gibi bakın o disiplin süreçleriyle ilgili yani... Verilebilir, tüzük gene gerekiyorsa yapalım, yapılıyor ama orada da adaletsiz gidiyor. Sayın Erbay, evet başkanım. Biliyorsunuz kongrelerimizde
disiplin konularına ilgili gündemde konuşmamız tüzüğümüz gereği mümkün değil. Ben daha adaylar konuşacak, seçimlere geçeceğiz. Diğer milletvekillerimiz de konuşacak. Toparlarsanız çok mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Ya haklısınız. Dün de uyardı başkanım ama hani ben ilk maddemiz var mı başkanım bilmiyorum da hani şundan dolayı anlatıyorum. Bakın saygı ben Gökhan başkanım çok severim. Güzel zaman gece gündüz sağ olsun geldi bizimle buldu. Ben mutlu oldum kendisi burada görmekten. Ama öyle bir tehlikeli ki o şey yani kaba taslak daha genel çizmeye çalışayım çerçeveyi. Bakın ufak yerler biz buralar ilçelerimiz yani 10-50 binlik, 30 binlik yerler var. Siyaseten işte bir amcaoğlu başka partide olabiliyor, öbür amcaoğlu olabiliyor. Biz bunları yaşıyoruz. Ben dedim ya, çok küçük yaştan geldim, yetiştim. Babam 10 yıl ilçe başkanlığı, 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. O ilişkileri bilir. Mümkün mertebe o dengeleri korumaya çalışırsınız. Siz kalkıp da şuradaydı, şuradaydı diye bir takım bir şeyleri deşmeye kalkarsanız sonu gelmez arkadaşlar. Yani o disiplin süreçlerinde de ben verilmesin demiyorum. Dün kalktı bir kadın arkadaş, il başkanı dedi ki tüzüğü uyguluyorum diyecek. Alkışladı gitti, elini sıktı il başkanına, alkışladı bir şeyler. Ya benim anlatmaya çalıştığım, o soruşturmaların adaletli olması mümkün değil. Bakın Osman Gül'e küfreden bir adam var biliyorum Facebook'ta, şu anda delege oldu. Bakın şu anda delege oldu. Ne yapayım ben şimdi bunu götürüp alın bu atın mı diyeyim, yapar yakışır mı? Buna gibi elimde o kadar çok doküman var ki. Büyükşehir'in içinde Osman Gül'ün cenazesini kaldırmaya gidiyoruz diyen personel var seçimden önce. Ne yapayım bunları mı anlatayım? Yani o yüzden sağlıklı gitmeyebilir, riskli. Ya kafaca vardır bizim, çok yani anlatmayayım dedikçe ama ben kırsal bir mahalledir. Orada bir kardeşimiz var. Yıllarca bilirim dev listelidir, işte koşturur, bayrak asar. Bir arkadaşımız var, süt tesisatçısı. Partili çok sever, aday olmak istedi meclisinden, yazılmadı. Gitti DSP'den birinci sıra meclis üyesi adayı oldu. Kendine göre kırsalda fotoğraflarını asıyor. O kafacadaki arkadaşımız da çok çocukluktan beri arkadaşlar demiş ki kardeşim başarılar demiş. Disipline vermişler arkadaşlar. Ya mahalle arkadaşı, ya liste çok Berkis Bozacı ilk kadın kolu başkanı, Abdülkadir Bozacı cezaevinde yatmış yıllarca. Hani soruşturmalar, bakın dedim ki hadi yine bir disiplin sağlanan verilir ama sağlık, yani bilgiler aşağıdan, bakın bir daha söylüyorum il yöneticilerine. Sağlık. Sağlıklı gelmeyebiliyor. O ilçelerdeki kriterlere göre size doğru bilgi gelmiyor. Bu büyükşehir içinde de var. Hani bunları dediğim gibi kazarsanız, yani adaletli olma, adalet duygusunu yitirirseniz o anlattığım sıkıntıların üstüne bir de bunu eklerseniz tedavi etmemiz daha zor olacak. Daha nasıl? Daha yani saygısızlık yaptım arkadaşlar. Tabloyu kötü çizdiğimi düşünmüyorum. Yani ben uyarı görevimi, çünkü bazen eleştiriyor işte şunu yap, saygısızlık yapmadan uyarı yapmadığım görev. Bodrum Kongremiz hayırlı olsun. Halil arkadaşımız benim çok sevdiğim kardeşimdir. Tuna kardeşim çok sevdiğim kardeşimdir. Ne kadar emek verdiklerini ben biliyorum. İnşallah bu ışık Bodrum'dan çıkacak. Bütün Muğla'yı hatta Türkiye'yi aydınlatacak diyorum. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür.